Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz eşeysiz üreme konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Eşeysiz üreme uzun bir konuydu kendi içinde bölerek anlatmıştık. Hemen takvimimizi gösteriyorum bugün eşeysiz üremeyi bitirdikten sonra karşımızda hangi videomuz olacak? Tabii ki mayoz videosu olacak. Yazılı hazırlıktan önce de çok karıştırdığınızı biliyorum her sene devamlı olarak da sorulur hocam karşılaştırmalı tekrar verseniz. Çünkü yazılıda mutlaka soru olarak mesela size mayozla mitozun arasındaki farkları yazınız. Mayozla mitozun ortak özelliklerini yazınız. Şekilli soru verecek mayoz mu geçiriyor mitoz mu geçiriyor diye soracak. Veya mutlaka yazılıda da eşeyli üreme ile eşeysiz üremenin arasındaki farkları yazınız diyecek gençler. Ben de onun için size ayın 19'unda yayınlansın diye mayoz mu mitoz mu videosu koydum. Yani yazılı hazırlıktan önce tam bir yazılı hazırlık provası olacak gençler. 21-28 Ekim'de de yazılı hazırlıklarımızın gerçek versiyonu çıkacak. Yani şurada aslında yazılıya çok önemli bir hazırlık yapacağım, konu anlatacağım. Burada da gerçek yazılıda çıkabilecek sorulara çok benzer soruları çözmüş olacağız. Hemen tabii ki ödevlerimizi de vererek konuyu da çok uzatmadan anlatıma geçmek istiyorum. Biz ne yapmıştık? Eşeysiz üremenin ilk kısımlarını bitirmiştik. Bugünkü dersimizde de vejetatif üremeden bahsedeceğiz. Aynı zamanda partenogenezle üreme konumuz olacak. Yani bugünkü dersi bitirdiğimizde eşeysiz üreme konusunu sonlandırıyoruz. Hemen onun tarama testlerini de çözüyorsunuz. Sayfa 34'e kadar 10 dinamadan çözmediğiniz hiçbir kısmın Kalmamış olması gerekiyor bugünkü dersimizi bitirdiğimizde hemen hızlıca hazırsanız konu anlatımına başlıyorum. Öncelikli olarak tabii ki öğrenme çıktılarımdan, kazanımlardan bahsedelim. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar diye kazanım bize verilmiş. Eşeysiz üreme çeşitlerimiz neydi? Bölünerek üremeyi bir önceki dersimizde anlattım. Tomurcuklanmadan bahsettim. Sporla üremeyi verdim. Rejenerasyonla üremeyi de yine verdik gençler. Bugünkü dersimizde de partonogenezle üreme ve bitkilerde vejetatif üreme konumuz olacak. Anahtar kelimelerimiz de eşeğsiz üremede mesela genetik çeşitlilik yok. Mutasyon gibi bir durum söz konusu olursa aynıca genetik çeşitlilik meydana geliyor. Tür içi çeşitliliğe varyasyon ismini verdik. Üreme birey sayısını artma anlamına gelir. Bazı canlılar eşeğsiz bazı canlılar tabii ki eşeğli üreyecek. Biz bugünkü dersimizde eşeğsiz üremeyi anlatıyoruz. Tek bir ata bireyden ortama uyum yeteneği ana bireyle bire bir aynı canlılar meydana gelmesinden bahsediyoruz. Temel kabulümüz ne? Aslında bu konu ortaokulda da görüldü gençler. Eşeğsiz üreme çeşitlerinden eşeğsiz üremenin genel kavramlarını bildiğinizi düşünüyoruz. Ama ben tabii ki onları da size tekrar tekrar hatırlatıyorum anlatıyorum diyeyim. Eşeğsiz üreme ne demekti? Eşeyli ve eşeğsiz üreme olarak iki çeşit üreme olduğundan bahsetmiş tek bir atadan döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşmasına eşeysiz üreme ismini veriyorduk. Eşeysiz üremenin genel özelliklerine de bakacak olursak hücre üretimi ve döllenme olayı tabii ki gerçekleşmeyecek üreme hücresi gamet dediğimiz mayozla oluşan yumurta, sperm, polen oluşma kesinlikle eşeysiz üremede yok. Basit ve hızlı bir üreme şekli, kalıtsal çeşitlilik, mutasyon gibi bir durum meydana gelmediyse söz konusu olamaz. Temeli de o zaman mitoza dayanır. Bunları daha önceki dersimizde de hatırlatmıştım. Hatta altı çeşit olduğunu da söylemiştim. Tek hücreli canlılar bölünerek birey sayısını arttırabiliyor. Bakteri, arke, amip, öglena, paramesyum gibi canlılar tabii ki hücre bölünmesi yaparak birey sayısını arttırabilecekler. Tomurcuklanmanın fix örneği kimde? Hidra ve bira mayasını unutmayın demiştim. Ana canlının vücudunda mitozla bir çıkıntı meydana geliyordu. Meydana gelen çıkıntı mitozla büyüyüp 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 yeni canlıyı meydana getiriyordu. Deniz yıldızı, planarya gibi canlılarda vücuttan kopan parça kendini yenileyerek yeni bir canlıya dönüşebiliyordu. Buna da rejenerasyonla üreme ismini vermiştik. Tohumsuz bitkilerde bazı mantar türlerinde sporla üreme görülüyordu. Sporlar uygun koşullarda çimlenerek yeni canlıyı meydana getiriyordu. Bugünkü dersimizde de vejetatif üremeden ve partenogenezle üremeden bahsedeceğiz. Vejetatif üreme dediğimiz zaman aslında rejenerasyonuna çok benzer. Yenilenme esasına dayanıyor ama yüksek yapılı bitkilerde yani gelişmiş yapılı bitkilerde görülen bir üreme çeşidinden bahsediyoruz. Bitkilerde eşeyli üreme ile birlikte eşeysiz üreme çeşidi olan tabii ki vejetatif üreme de görülecek. Hatta tarımda çok fazla derecede vejetatif üreme kullanılacak. Mesela şöyle hayalet vejetatif üreme bir eşeysiz üreme çeşidi olduğuna göre bunda genetik çeşitlilik yok. Eşeyli üremeye bakarak da çok daha kısa sürede yeni canlı oluşturma ihtimali oluyor. Diyelim ki benim bir kayısı tarlam var. Kayısı ağaçları yetiştiriyorum. Ticari olarak da bu kayısıları satıp para kazanıyorum. Benim kayısı ağaçlarını çoğaltmam için iki tane yöntem kullanabilirim. Bunlardan bir tanesi eşeyli üremedir. Kayısının ortasındaki çekirdeği yani tohumu ekerim. Bu tohumdan yeni bir ağaç olmasını beklerim. Veya giderim kayısı ağacının dalını keserim. Dalını götürür toprağa eker, bunun meyve vermesini beklerim. Şimdi ben tohumu ektiğim zaman, bunun ağaca dönüşmesini beklediğim zaman, birincisi bu meyve verinceye kadar çok uzun bir zaman geçecek. Meyve verecek büyüklüğe gelişinceye kadar yıllarca beklemem lazım. Ama gider dalı ekersem birkaç sene sonra buradan meyveleri toplayabilirim. Zamandan kazandım mı eşeysiz üreme yaptığımda? Evet. İkincisi, eşeyli üreme yaptığım zaman oluşacak bitkinin genetik yapısını bilmiyorum. Ben bunu satıp para kazanacağım. Ticari bir iş yapıyorum. Tabii ki çok daha iyi bir kayısı meyvesi elde edebilirim ama çok daha kalitesiz bir kayısı da elde edebilirim. Yıllarca bakacağım, büyüteceğim, gübre vereceğim, ilaçlayacağım, sulayacağım ama bir bakacağım meyvesi çok kalitesiz, satınca para etmiyor. Uzun bir uğraştan bahsediyoruz. Ama ben bunu eşeğsiz üremeyle çoğaltırsam bu daldan topladığım kayısa hangi kalitedeyse, hangi genetik özelliklere sahipse yeni ektiğim kayısından da yine birebir aynı özellikte bitki elde etmiş olacağım. Yani kaliteyi ve çeşidi biliyorum diyeyim gençler. Bitkilerden kesilmiş dal, yaprak ve gövde gibi parçaların yeni bitkiler meydana getirmesine vejetatif üreme ismini veriyoruz tarımsal üretimde ticari açıdan oldukça önemli. Bu yöntemle kısa sürede istediğim özellikle bol ve kaliteli ürün veren bitkiler elde etmiş oluyorum. Vejetatif üremenin de çeşitli yöntemleri var. Mesela yumurtayla Yumru gövdeyle gençler hemen şunu düzeltmiş olayım. Yumru gövdeyle üreme dediğimiz bir yöntem var. Mesela patatesi yumru gövdeyle üreteceğiz. Rizomla üreme var, daldırma yöntemiyle üreme var, aşılamayla üreme var, soğanla üreme, çelikli üreme, sirinücü gövdeyle üreme veya doku kültürüyle üreme yöntemi dediğimiz yöntemler söz konusudur yumru gövdeyle veya yumruyla üreme dediğimiz zaman özellikle patates gibi bitkilerde toprak altında yaşıyor bu bitkiler biliyorsunuz. Toprak altında besin depolayan gövdeleri var. Bunlara yumru adı veriliyor. Yumrular göz yani nodyum adı verilen kısımlardan gelişen sürgünlerden yeni bitkiler oluşturuyor. Yani patatesin üstünde şu yeşil yeşil gördüğün yerlerden yeni patates bitkileri meydana geliyor. E bir vejetatif üreme şekli eşeğsiz üreme şekli olduğuna göre genetik yapı birebir aynı oluyor. Soğanla üreme soğan, sarımsak, lale, sümbül gibi bitkilerde görülüyor. Mesela şu soğanı götürüp tokra, toprağa ekseniz buradan yeşil soğanın çıktığını görürsünüz gençler. Toprak altı yassı gövdeye sahip bitkiler toprak altında ayrı ayrı köklenerek bitkinin toprak üstü kısımlarını meydana getirebiliyor. Rizomlu üreme dediğimiz zamanda zencefil gibi bitkilerde görülen bir üreme şeklinden bahsediyoruz. Bunların toprak altı gövde şekillerinden bir tanesi rizomdur. Şu rizom denilen gövdeden sürgünler gelişiyor yeni bir bitki meydana geliyor. Sürünücü gövdeyle üremede ise şöyle bir durum söz konusu. Mesela çilek gibi bitkilerde görülüyor. Çilek biliyorsunuz toprağın üstünde şuradan meyveleri topluyorlar. Bunun gövdesi toprağın üstünde ilerlerken toprağa değilen yerlerde yeni kökler oluşuyor ve yeni bir çilek bitkisi gelişmeye başlıyor. Buna da sürünücü gövde ile üreme ismi veriliyor. Stolon adı verilen sürünücü gövdeler toprak üstünde büyüyerek bitkinin geniş bir alana yayılmasını sağlıyor. Stolonlar üzerinde bulunan gözlerden toprağa temas eden yerlerde de kökler oluşacak. Kökler üzerinde sürgünler meydana gelerek aynı kalıtsal yapıda bitkiler elde edilmiş oluyor. Çeliklü üreme aslında evde annelerin, nenelerin çok kullandığı bir yöntemdir. Mesela gidiyor komşudaki bir tane bitkiyi çok beğeniyor. Ay diyor sizin menekşe ne kadar güzelmiş diyor. Menekşenin bir tane yaprağını kopartıp eve getiriyor. Menekşenin yaprağını koparttı, eve getirdi, suya bıraktı. Bir süre sonra yapraktan köklerin çıktığını gözlemleriz. Sonra o köklendikten sonra da toprağa götürüp ekiyor. Böylelikle aslında ne yapıyor? Komşudaki menekşeyle bizim evdeki menekşenin genetik ikizini oluşturuyor üreme üremeyle çoğaldıkları için ben onun yaprağını alıp evde köklendirip ana bitkiyi oluşturduğum için komşudaki bitkinin genetik yapısı neyse bizdeki bitkinin de genetik yapısı o oluyor. Yani az önce kayısı ağacının dalını kesmekten bahsetmiştim. Bu da ana bitkiden bir parça koparmak anlamına gelir. Bu da bizim için vejetatif üreme yöntemlerinden bir tanesidir. Bitkilerin yaprak, gövde, kök gibi kısımlarından alınan parçalara ne ismini veriyormuşuz? Çelik ismini veriyoruz. Çelikleri uygun yerlerde köklendirerek yeni bir bitki üretmeye de çelikle üretme ismini vereceğiz. Tarımsal alanda meyve ağaçları özellikle çelikle üretme yöntemi kullanılarak çok fazla derecede yetiştiriliyor gençler. Bunun haricinde bazı bitkiler var tohumla üreme yeteneklerini kaybetmişler. Yani ticari değeri olmasa tohum oluşturma yeteneğini kaybettiği için bunların nesli tükenir. Mesela muzu şöyle ortadan ikiye kestiğimiz zaman içinde küçük küçük siyah noktalar görürüz. Bir zamanlar muzun o içinde gördüğümüz o küçük küçük siyah noktalar birer çekirdekmiş tohum oluşturup tohumu etrafa yayıyormuş. Zaman içerisinde muz tohum oluşturma yeteneğini kaybetmiş ama ticari değeri olan bir bitki. O yüzden ne yapıyorlar? Ticaretini yapacakları için muz ağacın dallarını kesip ekip muzu neslini devam ettirmeyi yetiştirmeyi sağlıyorlar gençler. Keza çekirdeksiz üzüm için de aynı şey geçerli. Bitkilerin içerisindeki çekirdekler aslında onların tohumudur. Çekirdeksiz üzüm dediğim bitkinin tohumu yok. Ticari önemi olmasa bağları kesip çoğaltmasam çekirdeksiz üzümünde nesli tükenir gençler. Bunun haricinde portakal, Afrika menekşesi, begonya gibi bitkilerde yine çelikli üreme yöntemi kullanılarak çoğaltılabiliyor. Unutmayın. Devam ediyorum. İki bitki parçasının birleştirilerek yeni bir bitki oluşturulması da söz konusu oluyor. Bu yönteme de aşılama yöntemi ismini veriyoruz gençler. Yine çiftçiler aşılama yöntemini çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Hatta farklı bitki türlerini ama birbirine çok uzak olmayacak yakın bitki türlerini aşılama yapabiliyorlar. Mesela benim bir tane ağacım olsun karadut ağacı. Şu dallardan karadutlar çıkıyor. Sonra gidiyor çiftçi bunun bir tane dalını kesiyor yaraladı. Burada bir yara dokusu oluştu. Beyaz dut ağacından da bir tane dalı buraya getiriyor. Sonra bunların birbirine denk gelecek şekilde konumlandırıyor. Yüzde yüz denk getiremez ama birbirine denk gelecek şekilde konumlandırıp bir bezle etrafını sarıyorlar. Bir sene sonra gidip bu bezi açtıkları zaman iki dalın birbirine kaynaştığını gözlemliyorlar. Şuradan ben kara dutları yerken buradan beyaz dutları yiyebiliyorum. Buna da aşılama yöntemi deniyor. Ana bitkiye anaç ismi veriliyor. Ana bitkiye eklenen şu parçaya ise aşı ismi veriliyor gençler. Hemen şeklin üstünden de göstereyim. İki bitki parçasının tek bir bitkiymiş gibi kaynaşıp büyüyecek şekilde birleştirilmesi yöntemine aşılama yöntemi ismini veriyoruz. Bir bitkiden alınan sürgüne aşı, aşının eklendiği ana bitkiye yani kökün olduğu bitkiye de anaç ismini vereceğiz. Her bitki her bitkiye tabii ki aşılanamaz. Aşılama yapabilmek için de türlerin ne olması lazım? Yakın akraba olması lazım ya da üstün istenilen özelliklerin bir bitkide birleştirilmesi bu yöntem sayesinde sağlanabiliyor gençler. Ya hocam niye bu kadar çok vejetatif üreme yapalım? Az önce ticari önemi olan bitkilerden bahsettim. Ama bunun haricinde bazı bitkilerin neslinin eğer eşeysiz üreme vejetatif üreme yöntemi kullanılmadan çoğaltılırsa tükeneceğini de unutmayın. Kolay yöntemlerle çoğaltılamayan bir bitki türünün yok olmasını önlemek amacıyla da aşıyla çoğaltılması tabii ki mümkün oluyor. Teknoloji bu kadar geliştiğine göre, bu kadar yöntemler ortaya çıktığına göre doku kültürü tekniği de kullanılabilir. Biz biliyoruz ki senin nasıl gözünde, dalağında, böbreğinde, beyninde, kanında bulunan genetik yapı birbiriyle aynıysa, bitkinin de yaprağında, tomurcuğunda, çiçeğinde, kökünde, dalında bulunan genetik yapı birebir aynı. O zaman ben bir dal, bir yaprak almak yerine bitkiden sadece bir hücre kümesi alsam, aldığım hücre kümesinde genetik bilgi olduğu için ana bitkiyi meydana getirebilirim. Tabii daha biyoteknolojik yöntemlerden, laboratuvar koşullarından bahsediyoruz. O evde kendi kendimize yapabileceğimiz bir şey değil ama yapılması mümkün. Bu tekniğin de ismi ne olacak gençler? Doku kültürü tekniği olacak. Steril şartlarda yapay bir besi ortamında bitkinin hücre, doku veya organ gibi kısımlarının yeni doku, bitki ya da bitkisel ürünler elde ettirilmesine, ürettirilmesine doku kültürü yöntemi ismini vereceğiz. Bu yöntemle ne olacak? İstenilen özelliklere sahip bitkilerin çok fazla kopyasını oluşturabileceğim. Ayrıca mısır, pirinç, soya fasulyesi gibi bitkilerin de ıslahını sağlayabileceğim ticari üretiminde bu yöntemden faydalanabileceğim. Yine aynı mantıkla nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkileri çoğaltacağım. Ya hocam bu yöntem çok teknik değil mi? Evet, biraz teknik bir yöntemden bahsediyoruz. Öncelikle ne yapıyoruz? Bitkilerin kök, gövde, dal, yaprak ucu kısımlarından küçük doku parçaları alıyoruz. Aldığımız doku parçalarını steril besi ortamlarına koyuyoruz. Bunları steril besi ortamlarında çoğaltıyoruz. Sonra bunlar çoğaldığında düzensiz bir hücre kümesine dönüşüyorlar. Dönüştükleri düzensiz hücre kümesine kallus ismi verilir. Kallusu yani o düzensiz hücre kümesini büyüme hormonu içeren bir ortama bırakıyoruz. Sonra buradan kök ve gövdenin oluşmasını sağlayarak yeni bir bitki üretmiş oluyoruz gençler doku kültürü tekniğiyle üretimi zor türlerin çoğaltılması, soyu tükenmekte olan türlerin korunması ve ticari açıdan önemli bitkilerin çokça üretilmesi sağlanıyor. Mesela gül kolay zaten yetiştiriliyor. Doku kültürü tekniğiyle üretmenin bir anlamı yok. Ama ticari değeri olan orkide bitkisi kolay toprakta yetişebilen bir bitki değil. Zor şartlarda büyüyor. O yüzden onu toprakta serada yetiştirmek çok kolay değil. Doku kültürü yöntemi kullanılarak çoğaltılması çok daha kolay oluyor gençler. Şekilli olarak da tabii ki göstereyim. Ne yapıyordum? Ana bitkimin kök, gövde, dal gibi bir parçasından dokuları aldım. Bunları bir besi ortamına bıraktım. Besi ortamında hücre bölünmesi gerçekleşti. Düzensiz bir hücre kümesi meydana geldi oluşan bu düzensiz hücre kümesine kallus ismini veriyoruz. Kalluslara da büyüme hormonu verdiğim zaman ana bitkiyi meydana getirebiliyorum gençler. Geldim eşeysiz üremenin son şekli olan partenogenez ile üremeye. Partenogeneze baktığımız zaman da aslında döllenmemiş yumurtadan yeni bir birey meydana gelmesi anlamına geliyor ne olacak? Normal şartlarda aslında yumurta üretilecek, sperm üretilecek veya yumurta üretilecek, polen üretilecek döllenme gerçekleşecekti. Partanogenezde ise döllenme gerçekleşmeden yumurtadan birey meydana geliyor. Canlıyı meydana getiren yumurta mayoz sonucunda oluştuğu için yavrunun genetik yapısı tabii ki anneden daha farklı olacak. Bizim bir haploid partona genezimiz bir de diploid partona genezimiz var. Soruyu hoca daha çok haploid partona genez arılar üzerinden soracaktır gençler yazılı da. Tabii ki haploid en kromozomlu demek diploid ise iki en kromozomlu anlamına gelecek. Haploid partonogenez dediğimizde öncelikli olarak ben size bir şey anlatmak istiyorum. Sonra buradaki gerçek şekil üstünden de göstereceğim. Şimdi arılarda özel bir durum söz konusudur. Normal şartlarda şöyle cümle kuruyoruz. Tür 3'i kromozom sayısı sabittir tüm insanlar 46 kromozomlu, tüm köpekler 78 kromozomlu, tüm eğrelti otları 500 kromozomlu gibi. Ama arılarda bu partonogenezle üremeden de dolayı farklı bir hiyerarşik durum söz konusu. Arılar çok sosyal canlılardır. Sosyal grup oluşturan canlılardır. Bir kovana baktığımız zaman kovanda bir dişi arılar bir de erkek arılar olur. Dişi arıların bir kısmı kraliçe arıdır. Kraliçe arı tabii ki 2N kromozomlu olacak. Kovanda bir de işçi arı dediğimiz arılar vardır. İşçiler de dişidir. Onlar da 2N kromozomludur ama onların üreme yeteneği yok. Kısır bireylerdir. Bir de kovanda erkek arılar bulunuyor. Erkek arılar da N kromozomlu. Normalde içi kromozom sayısı sabitti ama... Arılarda böyle bir özel durum karşımıza çıktı. Olay nasıl gerçekleşiyor? Kraliçe arımız var. Kraliçe arılar neydi? 2n kromozomlu bireylerdi. Bir de erkek arılarımız var. Erkek arılarımız da n kromozomlu bireylerdi. Kraliçe arılar mayoz bölünme yaptıkları zaman neyi meydana getiriyorlar? Yumurtaları. Yumurtaların kromozom sayısı da ne olacak gençler? n erkek bireyler ise mitoz sonucunda spermleri meydana getirecekler spermlerin kromozom sayısı da n buraya kadar geldik yumurta ve sperm birleşti yani döllenme dediğimiz olay meydana geldi döllenme sonucunda oluşan zigotun kromozom sayısı nedir 2n yani dişi bir birey oluştu zigotu gitti polen tozuyla besledi çiçeklerden topladığı tozlarla besledi. O zaman işçi arı dediğimiz arılar oluşuyor. Gitti bunu arıların ürettiği arı sütü dediğimiz sıvıyla besledi. O zaman da kraliçe arı meydana geliyor. Buraya kadar baktığın zaman döllenme durumu söz konusu, yeni bireyde genetik çeşitlilik söz konusu. Ama döllenmemiş yumurtalar gelişerek erkek arıları meydana getirebiliyor döllenmemiş yumurtadan erkek arıların meydana gelmesine aslında partenogenez ismini veriyoruz. O yüzden de erkek arılar hani mayozla yumurtayı ürettiği yumurtalar en kromozomlu ya o yüzden erkek arılar en kromozomlu oluyor. Şuna sakın düşme bazen diyoruz ki kovandaki tüm erkek arıların genetik yapısı birbiriyle aynıdır. Hayır kraliçe arı mayozla farklı farklı genetik yapıda yumurtalar meydana getiriyor. Bu yumurtadan bir erkek arı, bu yumurtadan bir erkek arı, bu yumurtadan bir erkek arı meydana geliyor. Yumurtaların genetik yapısı farklı olduğu için erkek arıların da genetik yapısı birbirinden farklı. Ama bir erkek arının ürettiği sperm'lerin tamamının genetik yapısı aynıdır dese doğru olarak kabul edeceğiz. Çünkü erkek arılar mitozla sperm üretimini gerçekleştiriyor. Haliyle ürettiği tüm spermlerin genetik yapısı birbiriyle aynı olacak. Bu şekil önemli. Mutlaka bir fotoğrafını çekin. Yazılıda hocanız Partona Genezle Üremeyi Bal Arıları Üzerinden Şekil Çizerek Gösteriniz sorusunu mutlaka soracaktır diyeyim. Haploid en kromozomlu partonogenes dediğim gibi bal arılarında görülüyor. Şuradan da geçeyim üstünden. Kraliçe arılarımız iki en kromozomlu, erkek arılarımız en kromozomluydu. Kraliçe arılar mayoz yaptığı zaman yumurtalar meydana geliyor. Erkek arılar ise mitozla spermleri meydana getiriyorlar. Yumurta ve spermler döllendi. Bizim bebiş zigotumuz meydana geldi. İki en kromozomlu tabii ki bunlar dişi embriyo. Çiçek tozuyla beslerse işçi arılar, arı sütüyle beslerse kraliçe arılar oluyor. Partonogenez bunun neresinde? Döllenmemiş yumurtalar kendi kendine gelişirse erkek arılar oluyor. Partonogenez işte burasında döllenmemiş yumurtadan yeni birey oluşumu demek. Erkek arılar en kromozomlu olduğu için de haploid partonogenez ismini veriyoruz. Ama doğada diploid partonogenez dediğimiz bir durum da söz konusu. Çok istisnai bir durum. Kamçı kuyruklu kertenkele dediğimiz bir kertenkele türü var. Bu kertenkele türünün yaşayan erkek bireyi yok. Ya hocam erkek birey yok nasıl nesli tükenmiyor? Çünkü bunlar da partonogenez yaparak çoğalıyorlar. Bir sonraki dersimizde size mayozu anlatacağım ya aslında mitozda da biraz söylemiştim. Mitoz bölünmede bir hücreden iki tane hücre oluşuyordu. Mayozda ise bir hücreden dört tane yavru hücre oluşur. Şimdi şu kamçı kuyruklu kertenkelenin üreme döneminde bazı dişiler erkek taklidi yaparak diğer dişilerin yumurta oluşturmasını sağlıyor. Normal şartlarda 4 tane yumurta oluşur. Bu 4 tane yumurtadan 3 tanesi çok az alır ölür. Bir tanesi de spermle birleşir. Yeni birey meydana gelir. Bu kamçı kuyruklu kertenkelelerde normalde ölmesi gereken o az alan hücreyle ürettiği yumurta hücresi kaynaşıyor. Döllenme erkek birey sperm olmadan yeni birey meydana geliyor. Bunun ürettiği iki tane yumurta hücresi kaynaştığı için yumurtaların biri N, diğeri de N kromozomlu olduğu için yeni oluşan canlı yine iki N kromozomlu oluyor gençler. Buna da diploid partonogenes ismi veriliyor. Yani doğada hiç erkek birey yok ama nesli tükenmiyor. Diploid partonogenes yaptığı için... Bir de yapay partonegenezden bahsedeyim alıyorlar kurbanın yumurtasını semenlerin yumurtasını normal şartlarda sperm gelmediği sürece bunun hücre bölünmesine başlama ihtimali yok laboratuvar şartlarında elektroşok veriyorlar, asit, kimyasal madde gibi etkenleri dışarıdan katarak yumurtanın bölünmesini sağlıyorlar. Mekanik etkilerle, kimyasal etkilerle embriyo gelişimi sağlandığı için de buna da yapay partonogenes ismi veriliyor gençler. Buradan sorularımızı bitirdik. Hemen birkaç tane de konumuzla alakalı soru çözeceğim. Haliyle dersimizin sonuna gelmiş olacağız. Yandaki şekilde deniz yıldızında rejenerasyon gösterilmiş. Deniz yıldızı ne yapmış? İkiye bölünmüş. Kopan her bir parça birbirini tamamlamış. Buna göre K olayı sürecinde kopan parçaların birbirini tamamlama sürecinde mitoz var mıdır? Vardır gençler. Burada farklılaşmaya düşüyorsunuz. Burada farklılaşma da var. Ya hocam nasıl farklılaşma var? Mesela solucana hayal et. Şöyle bir solucan çizmiş olayım ben size. Burası baş bölgesi, burası gövde bölgesi. Ben bunu ikiye kestim. Burası baştı, şurası gövde dediğimiz kısımdı. Şimdi ne yapacak? Bu kendini tamamlayacak. Şu baştaki hücreler gövdeye farklılaşacak. Şu gövdedeki hücreler de başa farklılaşacak. Yani farklılaşmayla kastettiğimiz şey genetik yapısının farklı olması değil. Gövde hücresinin baş hücresine, baş hücresinin ayak hücresine dönüşmesi gibi gençler. Replikasyon DNA eşlenmesi anlamına geliyordu. Tabii ki mitoz gerçekleştiğine göre DNA eşlenmesi de gerçekleşmiş olacak. Geldim diğer bir soruma. Bölünme ile eşeğsiz üreme aşağıdaki canlılardan hangisinde görülmez? Şimdi tek hücreli canlıları düşündüğümüz zaman hücre bölünmesini yaptığında adam birey sayısını arttırmış demektir. Bakıyorum bakteriler tek hücreli, amip tek hücreli, paramesyum tek hücreli, öglena tek hücreli. Solucanlar ise çok hücreli hayvanlar alemine dahil canlılardır. Hücre bölünmesi yaparak solucan nasıl üresin ki? Cevabımız C oldu. Geldim diğer bir soruma. Şekle baktığım zaman direkt şeklin ne olduğunu anladım. Bir amayası. Bir amayasının vücudunda bir tomurcuk meydana gelmiş, meydana gelen bu tomurcuktan yeni bir bira mayası oluşmuş gençler. Zaten soruda bana tomurcuklanmayla üreme şekli gösterilmiştir diye de verdi. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılarda özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır diyor. Ata canlıyla yeni oluşan canlının genetik yapısı birebir aynı olacak. Kromozom sayısı tabii ki aynı. DNA'daki gen dizilişi tabii ki aynı. Sitoplazma miktarı aynı olmayabilir. Hatta bir hatırlatma yapayım size. Diyelim ki benim hücrem mitoz geçirdi mitoz geçirdiği zaman ikisi birbirinin birebir aynısıdır diyoruz. Bundaki DNA ile bundaki DNA aynı. Bundaki kromozomla bundaki kromozom aynı. Bundaki organel çeşidiyle Bundaki çeşit de aynı olmak zorunda ama organel sayıları farklı olabilir. Mesela bunun 10 tane ribozomu vardır. İkisi buraya gider, 8'i buraya gider. Ama ribozom bunda da var, bunda da var. Sayı farklı olabilir. Atıyorum 100 litre olamaz ama 100 litre stoplazması var. Nanolitre gibi de düşünebilirsin. Bunun 5 litresi buraya, 95 litresi buraya gidebilir. Bu iki hücrenin birbiriyle farklı olduğu anlamına gelmez. Kesinlikle aynıdır dediği zaman cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu. Geldim buradan da diğer bir soruma vejetatif üreme sorusu karşımıza çıktı. Şekilde gösterilen üreme tipi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi erik ağacına ne yapmış kiraz dallarını aşılamış o zaman şu yukarıdaki dallar ne olacak kiraza ait dallar olacak gövde ise erik ağacına Ait bir gövdedir eriği de şöyle yazmış olayım oluşan yapraklar erik yaprağıdır hadi oradan kirazı aşıladığıma göre kiraza ait yapraklar olacak oluşan bitkide kök ve gövde farklı genetik yapıda evet kök eriye ait gövde ise kiraza ait yani farklı genetik yapıda bu doğru sadece aynı genetik yapıdaki bitkiler için yapılır kirazla eriğin aynı genetik yapıda olma ihtimali var mı yok yakın türler aşılama yapılabiliniyor oluşacak meyve erik ve kiraz karışımı olur. Hayır, kirazı aşıladığıma göre kiraz olur gençler. Bir süre sonra yeni dallardan erik meyvesi çıkmaz. Kirazı aşıladığıma göre kiraz dalları büyüdüğüne göre kiraz çıkacaktır. Cevabımız pardon, buna hayır demiştik. B oldu gençler. Tik attığımız tabii ki doğru cevabımız olacak. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soru Partenogenez'le ilgili bir soru gençler. Ödüllü soruya cevaplarınız yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.